Efendim, programımızın ikinci bölümünün konuğu İstanbul Aral Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Nesrin Açtı. Sayın Açtı, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, Nesrin Hanım'la biz tabii programdan önce konuşuyoruz. Çok değerli oğlu da Galatasaray Lisesi son sınıfta. Ben de Galatasaraylı olunca aramızda çok güzel bir elektriklenme oldu. Zannedersem programda da bu elektriklenme sizlere de sirayet edecek. Hanımefendi, tabii burada ayrıca bir mutluluğum da şu. Dünkü programda da belirtmiştim. Kurucunuz, bir de veli başkanı diyorsunuz siz. Evet. Sayın Kemal Gözükara benim 20-25 yıllık bir abim. Önce Arel eğitim kurumlarını kurdular. Güneşli'de anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, evet, ve daha sonra Çatı Sefaköy'e gitti bir kampüs. Evet, akabinden Tepekent'e gitti ikinci bir kampüs ve Arel Üniversitesi oluştu. Yani gerçek bir eğitimcinin alın teriyle bu noktaya getirdiği, evet, bir olay. Ben de abime buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi sizle şöyle başlayalım. Tabii sağlık bilimleri sorusu soracağız hocam. Çok da soru aldık öğrencilerden, bunları, evet, vereceğiz. Evet. Özellikle beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, bu yıl yeni açılan sağlık yönetimi, sosyal hizmetler. Hocam herkes bir şey söylüyormuş, bu sosyal hizmeti çok iyi anlatacaksınız, ben de öğreneceğim. Evet, kamera, evet, başında gençler, evet, de öğrenecek. Ama önce Arel'in bugüne kadar geldiği çizgi nedir? Evet, sözlerime başlamadan önce özellikle gençlerimize Arel Üniversitesi olarak yaşamlarının çok önemli bir anı olan tercih döneminde doğru karar vermeleri ve mutlu olacakları bir tercih yapmaları konusunda en iyi dileklerimizi iletmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Arel Üniversitesi 2007 yılında söylediğiniz gibi gerçekten çok değerli bir insan. Türkiye'de bir söz vardır, adam gibi adam. Gerçekten Kemal Gözükara öyle bir insan. Ve üniversite olarak Arel Koleji ile eğitim yaşamında Türkiye'deki gençlere, öğrencilere çok büyük yararlı bir eğitim kurumunu, evet, kurmuştur. Daha sonra ön lisans olarak Sefaköy'de 2 yıllık bir üniversite eğitimini başlatmıştır. Ve daha sonra Tepekent'te 4 yıllık lisans düzeyinde bugün 5 fakültesi, 3 yüksekokuluyla, 2 enstitüsüyle, bir uzaktan eğitimle çok aktif ve gençler için, Türkiye için çok yararlı olan bir eğitim kurumunu sürdürmektedir. Gelişmesi devam etmektedir. 2012 yılı itibariyle bu yıl 4683 mezun vermiştir Arel Üniversitesi. Çoğunlukla ön lisans mezunudur. Lisans mezunları henüz bu yıl başlamıştır verilmeye. Bu anlamda lisans üstü eğitimlerinde de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başlatmış ve çok aktif, dinamik bir şekilde devam etmektedir. Bugün Tepekent yerleşkesinde üniversitemiz 65 bin metrekarelik bir alanda, evet, faaliyet sürdürmektedir. Ve gururla söylüyoruz ki bunun 25 bin metrekaresi gençlerimizin sosyal aktiviteleri, spor aktivitelerine hizmet verecek şekilde donatılmıştır. Aynı şekilde Sefaköy'de öyledir. Hatta Sefaköy'ün 20 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. Ama mütevelliyet başkanımız Kemal Gözükara sosyal ve kültürel anlamda da hemen Yeni Bosna'da 10 bin metrekarelik kapalı bir gençlere spor yapabilmeleri, kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için alan açmıştır. Bu anlamda gençlerin yanında olan, gençleri yaşama hazırlama konusunda çok fedakarca planları olan bir üniversiteyiz. Peki Sayın Açtı, şimdi kampüslerden bahsettiniz. O zaman kampüs yaşam olarak Tepekent'ten içeri girelim. Yalnız burada ben özellikle gençleri uyarmak istiyorum. Efendim, tabii Tepekent baktığınızda İstanbul uzak gibi gözüküyor. Ancak metropol denilen bir sistem var İstanbul'da. Evet. Ve şu anda Avcılar'da ve yarın çok enteresan, yarın Beylikdüzü ve TÜYAP'a kadar bir açılışı olacak. Bu da demektir ki Tepekent'e bir 15 dakikalık bir süreç kalıyor. Daha önce Sefaköy'den Tepekent'e belirli süreçlerde devamlı bir ring seferi vardı. Öğrenciler ücretsiz gidip getiriliyordu. Aynısı orada sürecek. Demek ki ulaşım son derece
basit ve rahat. Şimdi gelelim bakalım. Kampüsün kapısından içeriye girelim. Nasıl bir kampüste insanlar karşı karşıya gelecek? Niçin? Özellikle Anadolu'dan gelen öğrencinin birliği de sordu. Güvenlikten başlayın dediler, sosyal yaşama kadar gidin. Şimdi her şeyden önce İstanbul hepimizin bildiği gibi üniversiteler şehri. Bu anlamda 42 tane üniversite, her gün yeni açılan üniversitelerle bu sayı artmış olabilir ama son aldığım verilere göre 42 üniversite var ve bu üniversitelerin 34'ü vakıf üniversitesidir ve İstanbul içerisinde İstanbul dışına doğru bir taşma vardır bu üniversitelerde. Bu anlamda Arel Üniversitesi hem şehir üniversitesi hem de doğayla iç içe olan bir üniversitedir. Ve bunun en güzel örneği de Tepekent Üniversitesi'dir. Hı hı. Bugün dediğiniz gibi Beylikdüzü'nden üniversitenin servisleriyle üniversitenize ulaşmak artık çok kolaylaşmıştır. İstanbul trafiği hepimizin malumu gerçekten çok büyük bir sorun. Ama metrobüslerle bu sorunu bizim öğrencilerimiz ya da bizi tercih eden öğrencilerimiz her geçen gün daha az yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Kampüs alanımızda son derece konforlu sınıflar ve öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde özellikle mesleki anlamda bilgilerini beceriye dönüştürecek laboratuvarlar, uygulama alanları, bilgiye ulaşmada iyi bir kütüphane, donanımlı bir kütüphane, elektronik kütüphanecilik olmak üzere ve aynı zamanda uygulamalarını alanda yapmadan önce sunacakları atölyeler, hı hı, deneyecekleri laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu anlamda öğrenci üniversiteye girdiği zaman gün içerisinde kulüplerde kendi bireysel gelişimlerine yönelik ya da alacakları sosyal sorumluluklara yönelik liderlik ve kulüp çalışmaları içerisinde birçok bireysel ya da sosyal anlamda proje çalışmalarıyla birlikte akran dayanışmasını ya da hocalarının rehberliğinde danışmanlığında toplumla buluşmayı gerçekleştiren bir programa sahiptirler. Aynı zamanda öğrenciler gün içerisinde restoranlarda, kafelerde ya da spor komplekslerinde günlerini, dersin dışında yorgunluklarını geçirecekleri ve birbirleriyle değerli paylaşımlarda olacakları saatleri de olabilen, bu olanakları sağlayan bir üniversitedir. Bu anlamda sınıflarımız öğrenci kapasitesine çok uygun, eğitim öğretimin kaliteli sunuşuna uygun teknolojik yapıya sahiptir. Hocam şimdi yönetmen de uyarıyor, barınma öğrenciler nerede barınıyorlar? Tepekent bir uydu kenttir ve bunun içerisinde Arel Üniversitesi'nin villa öğrenci konukları, hı hı, vardır. Evet. Ve 400 yatak kapasiteli olan kız ve erkek öğrencilerin ayrı olarak kaldıkları villalar mevcuttur ve bu villalarda güvenlikten yemek servisine, temizliğe, hı hı, kadar, evet, birçok hizmet sunulmaktadır ve öğrenciler çok konforlu bir şekilde bu villalarda barınmaktadırlar. Peki efendim, şimdi yavaş yavaş da sizin bölüme girelim. Burada tabii ortak bursları vesaire soracağım ama öncelikle sizden ricam şu: sağlık bilimleri yüksek okulu deyince biz Arel Üniversitesi neyi anlamalıyız? Şimdi bir ülkenin kalkınmışlığında sağlık ve eğitim çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla bu ülkenin sağlık sorunları var. Bu sorunların giderilmesinde, sağlığımızın korunmasında, geliştirilmesinde sağlık disiplininde profesyonellere ya da meslek sahiplerine ihtiyaç var. Ve bu anlamda da üniversitelerin olmazsa olmazları sağlık bilimleri yüksekokulu, evet, ya da fakülteleri var. Bunun içerisinde tıp fakültesinin dışındaki sağlık disiplinin diğer profesyonellerini yetiştirmek üzere bizim üniversitemizde şu an itibariyle 5 bölüm açılmış durumda. Bunlardan bir tanesi beslenme diyet bölümü, diğeri fizyoterapi bölümü, hemşirelik bölümü, sosyal hizmet bölümü ve bu sene açacağımız sağlık yönetimi bölümü ve bir de ek kontenjanla belki bu sene alacağımız çocuk gelişim bölümleri olmak üzere
6 bölüm şeklinde Harel Üniversitesi'nde sağlık bilimleri eğitim öğretim faaliyetine başlamış bulunuyor. Şimdi sevgili hocam, bundan sonra artık öğrencilerin sorularına geçiyoruz. Sevgili üniversite adayları, özellikle bu bölümlere girebilmek için YGS'nin ilgili puan türünden 180 ve üstüne puan alıyorsunuz ve buraya gidebiliyorsunuz. Ama meslek liseleri eğer kendilerinin alanını takip eden bu bölümleri seçerlerse ayrıca bir de 0.06 ek puan alarak olayların hareket etme şansına sahip oluyorlar ki bu da büyük bir avantaj ceplerine koymuş olacaklar. Efendim şimdi ben şöyle genel alayım. Bu bölümleri lütfen bize anlatırken ki özellikle önce burslardan bahsederek girin çünkü hepsi için aynıdır. Bölümlerin akademik kadrosundan, hoca-öğrenci ilişkilerinden, uygulama alanları, sektör ilişki ya da mezunları gibi. Ama kısa kısa alalım, vakit kalırsa tekrar döneriz. Bunları bize vereceksiniz. Şimdi genel soruyorum. Bu bölümlerde ve üniversitenizin diğer bölümlerine burslar nasıl? Burslar. Çok kısa kısa almaya başlayalım. Şimdi Aral Üniversitesi öğrenci dostu bir üniversitedir. Ailenin bütçesinin hassasiyetini de dikkate alarak bütçede özellikle destekleyici anlamda burs fırsatlarını öğrenciye mutlaka vermeye çalışan bir üniversitedir. Nelerdir bunlar? Bu anlamda öğrenci seçme yerleştirmede gelen %100, %50, %25'lik bursların yanı sıra özellikle tercihlerinde çok başarılı olan dereceye giren öğrenciler olduğu takdirde mütevelli heyetimizin, rektörlüğümüzün ve dekanlıklarımızın verdiği onur bursları vardır. Bunun yanı sıra aynı zamanda yine aynı şekilde dereceye girmiş 1000 ile 3000 arasında olanlara verilen burslar vardır. Başarı burslarımız vardır. Sporculara verdiğimiz burslar vardır. Bu anlamda ayrıca genel not ortalaması eğitim öğretim süreci içerisinde 3.5'un üzerinde olan öğrencilerimize verdiğimiz başarı bursları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra da günün şartlarına göre ülke genelindeki olan sorunlarda, afetlerde desteklemeye öğrencileri ve velileri devam etmektedir üniversitemiz. Sevgili üniversite adayları, üniversitenin tanıtım günleri başladı. 5 Ağustos'a kadar da devam ediyor. Evet, burada Tepekent ya da Sefaköy kampüsüne gidebilirsiniz. Tabii ki Tepekent kampüsü içinde her ikisi için de ulaşımlar söz konusu. Kapılardan içeri girdiniz. Öğretim üyeleri bölümleriyle ilgili bilgileri size verirken bu defa rehber uzmanlar da doğru tercih konusunda size ellerinden geldiğince yardımcı olacaklar. Şimdi bir başlık atıyorum ve hocam çok kısa olarak bunları bizlere izah etmeye başlıyor. Beslenme ve diyetetik. Şimdi hocam önce şunu bir düzelteyim. Ben mi yanlış söylüyorum ya da her seferinde bu değişim? Beslenme ve diyetetik bölümü. Bölümü, tamam. Ama buradan yetişen mezunlarımız diyetisyen. Buyurun. İsmini çok kısa anlatıyorsunuz. Şimdi beslenme ve diyetetik. Doğumdan ölüme kadar insanın yaşamında, gelişiminde en önemli olan beslenme ile ilgili, doğru beslenme, sağlıklı beslenme ile ilgili gelişim dönemlerine yönelik yardımcı olan, bu konuda danışmanlık, rehberlik yapan profesyonelleri yetiştirir. Evet. Ama hasta olduğu takdirde ya da işi uğraşı gereği bir sporcu, bir ağır işçi gibi işi uğraşı gereği beslenmesinin planlanması gereken kişilere de rehberlik yapan, hasta olanların da diyetlerini düzenleyen profesyonellerdir. Evet. Yaşamın her alanında ve her kurumda, okullardan hastanelere kadar, iş yerlerine kadar her alanda bu profesyonellere gereksinim vardır. Peki. Efendim bu bölüm YGS 2 puanıyla öğrenci alıyor. Bakın şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Fizyoterapi ve rehabilitasyon. Bu bölümde yine YGS 2 puanıyla öğrenci oldu. Evet, fizyoterapi, rehabilitasyon yaşam aktiviteleri içerisinde insan bedeninin aktivitelerini yapamaması ya da yanlış yapmasıyla ilgili durumlarda tedavi edici, iyileştirici ya da vücut aktivitelerini geliştirici alanlarda yine aynı şekilde yaşamın her alanında, her gelişim döneminde, hastalık halinde, sağlıkta, sporda, eğlencede, her yerde fiziksel aktivitelerle ilgili kısıtlamalarda, hastalıklarda ya da korumada görev alan sağlık profesyoneli anlamındadır. Fizik tedavi, fizyoterapistler yetiştirir. Bu da hemen hemen bütün alanlarda ihtiyaç duyulan bir meslek grubudur.
Şimdi dostlar, hemşirelik diyeceğim ama antiparantez, buraya erkek öğrenci de alınıyor. Hemşirelik bölümleri YGS 2 puanıyla öğrenci alıyor ve iş hayatı dünyası hem ülkede hem de ülke dışında çok geniş. Bakalım hemşirelik ne anlama geliyor, bize neler getiriyor? Evet, yine yaşamın, sağlığın korunması, geliştirilmesinde, tedavisinde, bakımında ve rehabilitasyonunda görev alan bakım uzmanlarıdır hemşireler, bakım profesyonelleridir. Hekimle birlikte çalışan ve sağlığın her alanında, her kurumda ve özellikle de hastanelerde ve sağlık korumada da giderek ağırlıklı halk sağlığını, toplum sağlığını görev alan bakım profesyonelleri diyebiliriz. Ve Türkiye'nin bu sağlık disiplininde özellikle bakım profesyonellerine çok büyük ihtiyaç vardır. Çünkü Türkiye'de 1000 kişiye bir hemşire bakmaktadır, 800 kişiye bir hekim bakmaktadır. Dolayısıyla hastanelerimizde ya da toplumda hemşire açığı çok fazladır. İstihdam alanı açısından oldukça şanslı bir öğrenci grubu eğer hemşireliği seçerse doğru bir tercih yapmış olur. Günüme geleceğim bir mesleği, bunu çok iyi araştırın. YGS 6 ile öğrenci alıyor, sağlık yönetimi. Evet, sağlık yönetimini bu dönemde açacağız. Evet, sağlık kurumları ve sağlık kurumlarında vatandaşın yaşadığı sorunları biliyoruz. Bu nicel yetersizlikler bu sorunları yaratıyor. Yönetimi de aynı şekilde sorun olabiliyor. Sağlık kurumlarının iyi bir şekilde yönetilmesi, işletmesi ve buradaki hizmetlerin bireye, aile ve topluma götürülmesinde çok önemli bir görevi olan profesyonellerdir. Bu anlamda artık işletme ya da sağlık idaresi ya da sağlık yönetimi bölümü mezunları sağlık kurumları ya da sağlık hizmeti verilen yerlerde çalışarak, istihdam edilerek bu görevlerin yerlerine getireceklerdir. Sayın Ayşe, çok az bir süremiz ama bu sorunun cevabını hemen alacağız bu bölümü. Sosyal hizmetler YGS 5 puanı. 5 puanıyla alıyor. Sosyal hizmetler... Kısa da olsa söyleyin hocam. Sosyal hizmet çalışanı ya da eski adıyla sosyal hizmet uzmanı şöyle tarif edebiliriz, tanımlayabiliriz. Yaşam düzenleme koçlarıdır. Hastalık halinde, sağlık halinde, afet halinde, göç halinde ki kişilerin yaşamlarını, işlerini, geleceklerini hatta düzenlemede görev alan, yasal işlemlerini onlara anlatmada danışmanlık yapan bir profesyoneldir. Evet. Bugün bütün kurumlarda bu sosyal hizmet çalışanına ihtiyaç vardır. Var diyorsunuz. Evet. Peki. Efendim, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Sayın Nesin Aç'ta bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, yarın pazartesi. Yarın pazartesi günü saat 15.05'te. Yarın pazartesi saat 15.05'te tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.